Zabıtalar gözlerine inanamadı. 30 metre karelik evden 15 ton çöp çıktı. Manisa'da komşuların ihbarı üzerine bir eve gelen zabıta ekibi gördükleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. 30 metre karelik evinde tek başında yaşayan 65 yaşındaki adamın evinden 15 ton çöp çıktı. Manisa'nın Ulaşehir ilçesinde bir ihbarı değerlendiren zabıta ve temizlik işlerine bağlı ekipler 30 metre kare bir evden 15 ton çöp çıkardı. Ev sahibinin zaman zaman zorluk çıkardığı ekipler gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını izleyemedi. Üç saatte 15 ton çöp çıktı. Mehmet C'nin komşuları önce yeğeni Erdem C'ye ulaşarak evden kötü kokular geldiğini belirterek şikayette bulundular. Yeğen Erdem C'de zabıtayı arayarak durumu anlattı. Yaklaşık 3 saat ve temizlik çalışmasında 30 metrekarelik evden 15 ton çöp çıkartıldı. Ekipler şaşkınlığını gizleyemedi. Ulaşehir Belediyesi zabıta ekiplerine çevreyi rahatsız eden çöp kokusu nedeniyle ihbar geldi. Zabıta ekipleri, Ulaşehir Emniyeti, Ulaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve Ulaşehir Belediyesi çöp toplama ekiplerine ulaşırken Mehmet C'ye ait eve girince şaşkınlıklarını gizleyemediler. 30 metrekare evin tamamının çöplerle dolu olduğunu gören ekipler, evinden çöplerin alınmasını istemeyen Mehmet C'nin zaman zaman öfkeli sözleriyle karşılaştı. Sürekli içeriden 100 bin lirası olduğunu belirten Mehmet C'nin evinin boşaltılmasını yeğeni Erdem C'de yardım etti. Yaşlı adam çöpleri kaçırmaya çalıştı. Çöplerin traktörlere yüklenmesi esnasında zaman zaman karşı çıkan Mehmet C, bazen çöplerden kaçırmaya çalışsa da görevler yaşlı adama fırsat vermedi. Traktörden kamyonlara yüklenen çöpler depolama alanına götürürken uzun zamandır kötü kokuna rahatsız olan mahalle sakinleri de rahat bir nefes almış oldu. Evet aziz dostlar, Mehmet amcamızı görüyorsunuz, 65 yaşında. Böyle olaylar biz hep nerede olur zannederdik? Yabancı ülkelerde falan böyle belgesellerde, değişik kanallarda izliyoruz. İşte çöpeller ve çöpelerden çıkan kilolarca, tonlarca. Ama bizim gibi bir ülkede bu şekilde olayda bulunması da çok enteresan. 30 metrekare küçük, kutu gibi bir ev. Minnacık, 1+1, belki de 1+0 bir ev. Manisa, Alaşehir'in Yunan mahallesinde küçük bir ev. Fakat oradan kötü kokular geliyor. Komşular da şikayet ediyorlar. Ve belediye ekipleri, zabıta ekipleri, sağlık ekipleri hep beraber bunun üzerine gidiyorlar, bu meseleyi halledelim diye. Yeğen de Allah'tan meseleye sahip çıkıyor. Beraberce evi temizliyorlar. Mehmet amca diyor ki işte burada benim param var. İşte burada ama bir şey kaybolmasın. Bu değil insanları tehmet altında bırakacak davranışlar da bulunuyor. Keşke böyle davranmasa ama bu da kendisine göre yıllarca yapmış olduğu birikimler bu. Yani kendine göre onun hazinesi sayılacak şeyler. Yani o küçücük, o su şişeleri olsun, damacanalar olsun, toplamış olduğu, teneke kutuları olsun, şunlar bunlar kendisinin efendim yıllardan beri biriktirmiş olduğu birikimlerin, yani bir şekilde psikologların bir şekilde kendisine moral motivasyonu sağlayacak olan tıbbi ekiplerin de yardım olması gerekiyor aslında. Çünkü bu mesele basit bir mesele değil. Kimseye zarar yok. Fakat tabi kokular etrafı rahatsız edince mecburen insanlar da buna bir çare bulması kanaatini hasıl oluyor. İnşallah bu şekilde olaylara daha sağduyulu yaklaşırız. Bu şekilde insanlara hor fikir vermeyiz. Çünkü onların da yıllardan beri dediğimiz gibi bu şekilde kendilerine göre birikimleri, hazineleri bunlar bu. Onlara dokunduğu zaman sanki kendi rahatlarına, kendi birikimlerine, kendi geçmişlerine saygısızlık gibi görmeleri gayet normal. Onun için Mehmet amcaya sahip çıkmak lazım. Düzenli tertipli olması yönünde telkinde bulunmak ve yardımcı olmak lazım. Allah cümle yaşlılarımızın ve bu şekilde bu dertlere muzdarip olan insanlar olsun.
Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Aziz dostlar.